Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İsmail nerede? Senin sorun ne? Bu üç tane mühendisin mesleğiyle gideceğim. Daha iyi anlarsınız bunu. Sonra bunun içerisine doğru geçeceğim. Sen sır demiştin. O Mesnevi 156'yı sonra yapacağız. Onun payandalarını açmamız lazım. Çünkü o paldır küldür olacak şey değil o. Çok ciddi bir mevzu o 156. Kalbin nuraniyeti olması lazım. Şeffafiyet. Şeffafiyet olması lazım. O bir kere açılması lazım ki onu anlayalım. Şimdi sır... Bu makamdasın ama elektrikçi, elektrikçilerin sahasıyla. Şimdi ben yazıyorum. Ne diyor? Elektrik. Doğru mu yazdım? Doğru. Evet. Yaz değil mi? Ustad bana iki şey verildi diyor. Bir alet. Bir de elektrik verildi diyor değil mi? Evet. Verildi. Şimdi bak. Ondan sonra izah edeceğim. Şunu vereyim istersen. He? Vereyim onu oradan. Yok tamam. Zaten bitiyor. Gerçi bana verildi. Bana verildi diyor Zen. Bunun adı tılsım. Bu arada bunlar da çözülmüş oldu. Hususi verildi. Bana verildi. Buna gireceğiz. Sonra artık sen devam edeceğim. Şimdi... Yine elimi. He? Sır. Ama devam edersen cümle tek R. He, sır. Anladım. Sır. Hmm. Durursan sır. Şimdi... Sana elektrikten bahset iman mı? Onu şey yapayım. Şimdi Risale-i Nur'da kaçıncı sözde hatırladınız mı? Bana iki şey verildi diyor. 23. Mehmet var mı? Nerede geçiyor? Bana iki şey verildi. Bir diyor, bir alet verildi diyor. Tahtel arzda seyahat ederken bir alet verildi diyor. Köprüden geçerken kırıyor o mu? 23. Evet. Tamam şimdi ustad şöyle diyor, varlık. Abdülkadir'di değil mi? Şimdi verilenleri sana senin aslı kimsin? Sonra üzerine örtülen battaniyelerden bahsedeceğim. Asıl sen, ben ola ben, ben olan ben, enedir. Ona
ne giydirmiş? Şimdi dışarıdan giriyorum ki kolay olsun. Nadir abi şey yapabilirsin şey. Aşağıya alabilirsin. Nadir abi. Heh, beraberle şey yapın. Şimdi kısmen Alzheimer olduğu için. Şimdi Allah bize ne verdi? İlk önce vücut verdi. Vücut. Gir içeriye. Ne verildi sayar mısınız? Hayat. Hayat. Gir içeriye. İnsaniyet. İnsaniyet verildi. Gir içeriye. İslamiyet. İslamiyet. Gir içeriye. İman. Marifet. Peki. Nerede geçiyordu? Hakikat. Nadir abi aşağıya alır mısın? Nadir abi aşağıya. Mehmet sen götür. Balım. Leman. Lemanlar yok mu? Bir lemanlar ver bana. Bak. Yerini söyleyeyim ki size tesir eder. Ama bunlar teknik şeydir. Bunları sabit ezberlemeniz lazım ya. Ben size yeri göstereyim. Bak ilk önce sayfa 255. Soğan kabuğu gibi aşağıdan yukarıya gidiyoruz. Vücut verildi. Vücut. Varlığa çıktın. Taş, toprak. Sonra biraz da bu soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri giriyorum. Sonra hayat verilmiş. Daha önceleşmişsin. Sonra insaniyet verilmiş. Sonra İslamiyet verilmiş sana. Daha önce imanı tahkiki verilmiş. Sonra marifetullah verilmiş. İslamiyet'ten sonra imanı tahkiki, sonra marifetullah verilmiş, sonra muhabbetullah verilmiş. Kaç etti? Vücut, hayat, insaniyet, insan. Yani çocuk insan olarak gelmedi. İnsan olmaya geldik. Vücut, gir içeri, hayat, insaniyet, İslamiyet, imanı tahkiki, sonra marifet verilmiş, marifetullah, sonra muhabbetullah verilmiş. Yedi. Bu herkese verilmiş. Fakat mesela Ad kavmi, Semud kavmi gibi kavimlerin helak olmasına sebebiyet veren pislikler, pis adetler yok mu? Daha gene. Bu asıl mücedidi, peygamber değil, aşağı. O kavimlerin helak olmasına sebebiyet veren fiillerinde tamiriyle de vazifelidir. Ama peygamber değil. O zamanki kavim 1000 kişi, 2000 kişi. 1000 kişi, 2000 kişiydi yani. 3000 kişi olsun. Site devlet. Onlara bile bir peygamber oldu. Asıl imam peygamberdi. Ve 1000 kişi, 2000 kişi değil. O zaman o peygamberin Ad kavmi Salih aleyhisselam değil mi? Semud kavmi mesela Lut kavmi, Lut aleyhisselam. Hangi esmaya, mertebi azamına mazhar olmuşsa asıl imamına o fiili tamir et diye emir verilmesi için o isme mazhariyet yetkisi verilmesi lazım. Yetki yokken emir veremez. Ha? Yani vazife vereceksin ama etkili olabilmesi için yetkisi olması lazım. O da etkili olabilmesi için o esmaya mazhar olması lazım. Ayrıyeten o asıl imamına ilmi Kur'an'ı Hikmet imaniye verilmiş. Bu hususidir. Asıl imamların adı. Soru sormam şartlarıyla deniliyor bu devirde. Evet, soru sormadın. Evet. Şartlı verilmiş. Sen ümmetime soru sormayacaksın dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ama sana ilmi Kur'an'ı hikmeti imaniye verilecek. Bu geneldir. Şimdi bana iki alet verildi diyor. Bir elektrik, bir de
Ne verilmiş? Alet. Şimdi elektrikle malum asansörler gibi aletle yerin altına tüneller açıyordu. Bak elektrikle asansörler gibi yukarılara çıkıyordu. Alet de yerin altında tüneller açıyordu. Elektrik imani billahtır. Zembil. Nokta istinat da diyebiliriz. Aynı şey. Bu ilmi Kur'an'idir. Vahiy. Vahiyin o mertebesine özel. İlmi Kur'an. Alet ise imani bilahirettir. Niçin özel verildi? İstisnasız hiçbirisi. Onun sözde şöyle diyor. Hatırımda kaldığı kadar. Ulema-i İslam'dan bütün ulema-i İslam haşir naklidir. Akıl buna yol bulamaz dediği yerde Risale-i Nur avama da çocuklara da alimlere de ispat etti ki aklidir ve mumbibi yoktur. Bak bütün ulema-i İslam Ahmet Mehmet değil ulema haşir naklidir dediği yerde çocuklara da aklı olduğunu ispat ediyor. Çünkü niye? Ustadın üstünlüğünden değil, asrın dehşetindendir. Risale-i Nur'un meziyeti, zatından değil, asrın dehşetindendir. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri Mehdi misaldir, Mehdi olamamasının sebebi, karşısında deccaliyet yoktu. Deccal olunca Mehdi misal zaten otomatik Mehdi oluyor. Şimdi bunu izahat onun için yaptım. Asrın imamına hususi verildi. Bu iman-ı billah ve iman-ı bil ahiret tılsımdır. Sana bir tılsım vereceğim. Kaçıncı sözdeydi? Sekizinci sözü. Sekizinci söz müydü? Bir tılsım var. Bir tılsım var. Ne ağzında gibelip duruyorsun falan. Var ya. Yedinci mi sekiz? Sekiz abi. Sekiz mi yedin? Sekiz. Peki. O tılsımdır. Bir tılsım. Nedir o tılsım? İman-ı billah, iman-ı bilahirettir. Bu bana verildi. Bu da... İkisinde de var. Yedi niye hatırlıyor? Ha bu nedir ağzında gizli okuyorsun. Cevap bir tılsım. İkisinde de var o zaman. Diğerinde de var. Tılsım şurada var. Ağzında ne okuyorsun? Yedidedir. Kuyudaki zat tılsımı anladı. O oradaki yer. Bir tanesi kuyuda ağzında ne okuyorsun? İman-ı billah. Kuyudadır. Burada bir tılsım var. İman-ı billah ahiret. Kuyu. Yani ama tek yapma onu. Tılsım ikisi cemdir. Biri dimağ, biri kalp olabilir. Olabilir. Yani genişletebilirsin. Zenginlik katabilir. Ben zenginlik olsun diye söyledim. Doğru veya yanlış kesin bilmiyorum. Yani yedincisinde şey var. Dikkat ederseniz iman-ı billah, Allah'a ahirete iman, Allah'a iman meselesi var. Sekizde insan denilen sistemi anlatıyor. Bir enfüsü bir afakı da denilen. Yani mesela yedinci sözün başına bak ne diyor? Amentü billah. Ne diyor başını okur musun? Amentü billah ve bil yevmil ahir. Şu kainatın sılsın bu mulakını açan. Amentü billah ve bil yevmil ahir. Ha ikisi. Tam ikisi. Tılsımı ikisi cem etmiş. Tılsım o. Şu kainatın tılsımı mulakını açan. Amentü billah ve bil yevmil ahir. Allah'a iman ve ahirete iman tılsımın kendisi olduğunu sarhaten söyledi. Orada ya bu sarhat olmasa ya zaman böyle. Bu insanda cemine sır. Adeta herkesin sırrı farklıdır. Hani bir hadis-i kutsi de öyle diyor Cenab-ı Hak diyor ki herkesin sırrı vardır. Benim sırrım insandır, insan da benim sırrım insandır, ben de insanım. Allah diyor. Benim, herkesin bir sırrı var, benim de bir sırrım var. Benim sırrım nedir? İnsandır diyor. Ama ben de insanın sırrıyım diyor. Ben de insanım. Sır, Allah'ın her bir kuluna koyduğu GPS gibi. Takip cihazı. GPS. Şimdi bu senin sırrı sorduğun için onu cevap verdi. Şimdi ben... varlıktan şey yapıldığı için buradan gidiyorum sonra tevhidden devam edeceğim.
Başka ama bunun açılımını şey yapıyorum. Allah Rahman Rahim. Bismillah'taki Allah Rahman Rahim. Şunu ayırt etmek için başka bir şey. Şimdi bu tür şeyler insanın kavraması, hafızasında kalmasına çok ciddi tesir ediyor. Şekille niye yapıyorsun? Üstad diyor abi 6-7 yerde, eğer bu diyor hani işini derse tersi medikse diyor. Evet, gelecekte diyor, gelecekte 283 mü kadı mesleğinde, ince mesleğinde de var. Gelecekte Risale-i Nur her bir kelimesi taharrir edilecek. Yani araştırılacak, sonra tersim edilecek, resmedilecek. Ondan hakaik imani zuhur derecesine çıkacak diyor. Görmüşsen okursun. Buldun mu? Peki. Celal. Cemal. Kemal. Cemil değil mi hocam? Rahman. Cemal mi? Rahman, Cemal. 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 He? Tamam. Celal. Efendim abi, sen bana söyle. Cemil ile Cemal arasında ne fark var? Fark yok. Şimdi girmeyeyim bu. Tamam. Şimdi o içindedir o. Cemil. Cemal asıldır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'deki bu Celal ile Cemal çarpışıyor eletikçiler. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah Halik. Vacibül vücut. Mahluk nasıl çıktı Allah'tan? Yani vücut, atom. Allah'a benzemez. Allah'tan nasıl çıktı? Sıfatlarından. He? Sıfatlarından. Şimdi göreceksin. Şimdi elektrikçisiniz ya. Bu buraya vurdu. Bu da buraya vurdu. Çarpıştırdı. Senin sağınla söyleyeyim. Endüvi diyoruz değil mi? Hala değişmedi evet, o. Nüve. He. Endüvi. Bobin, fizikçisiniz ya, şey elektrikçi, döndü. Bir uyduruk kelime taktık. Manyetik bir alan oluyor. Elektrik indüklendi. Elektrik ortaya çıktı. Değil mi? Bu etrafındaki kömür diskler miydi? Hala kömür var mı? Kömür var yani. Kömür var. Tamam. Unutmamışız. Burada dönerken, bakırken, bunu döndüren su veya hava, rüzgar. Dönerken bu boşlukta hiç bunlara ne bobine ne endüviye benzemez üçüncü bir varlık çıkıyor. Bunun dönmesiyle şu boşlukta elektronik manyetik bir alan oluyor. Manyetik bir alan oluyor. O alan tabii tanımladığımız bu disklerin üzerindeki kablolar vasıtasıyla elektriğe dönüşüyor. Nasıl oluyorsa. Bu elektrik İnşaatlarda yük kaldırıyor, fırınlarda ekmek pişiriyor, bilgisayarda akıllı iş yapıyor, ışık veriyor, inanmayana da gebertiyor, öldürüyor, elektrik. Şimdi bu Halik ismini gösteriyor, hiçlikten yaratılıyor. Burada elektrik ne suda var, ne endüvide ne bobinde var. Tamam mı? Hiç alakası olmayan tipi yok elektriğin. Hacmi yok, şekli yok, memleketi yok. Mesela İstanbul'a soktuğunuz zaman siz,
Ne kadar cihaz vardır İstanbul'da? Binlerce, milyonlarca. Nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor değil mi? En uzağına en yakın gibi. Farklı farklı işleri bir iş. Allah'ın yarattığı elektrik böyle olursa, Allah'ın yarattığı ruh nasıl olur? Allah nasıl olur? Şimdi bir bunu da anlatacağım. Şunu dönmesiyle bunun içerisinde, bununla hiç alakası olmayan elektrik çıkmıyor. Çıkıyor. Allah'ın celali tecelli ediyor böyle. Allah'ın cemali bir daha tecelli ediyor. Dur diyor, sen de dur diyor. İşgal etmek istiyor diyor. 24. sözün başında. Celal işgal etmek istiyor. Cemal da dur diyor, o da işgal etmek istiyor. Allah mahkemede kurmaz. Celal ben kaharım diyor ya. Mahkeme kurmaz. Mahkemeyi adalet kuruyor. Kahar, muntakim. Kurar mı mahkemeyi? Allah'ın bu celal sıfatı var. Allah mahkeme kurmaz. Celal sıfatı. Cemal da hayır diyor. İkisi zıt gibi. Celal tecelli ediyor. Cemal da bir tecelli ediyor. Bir vuruşuyorlar. Ortaya çıkan kıvılcım kemal. Varlık. Celal ve cemalin vuruşmasından çıkıyor kemal. Adalet de çıkmaz mı abi? Ya her şey çıkar mısın? Adalet daha sonra. Adalet varlık değil, o sıfatlar artık. Peki Hasan abi, cennette celal yok. O zaman orada kemal yok mu? Nasıl yok? Şimdi soruyu genişleteyim, biraz da zor olacak. Cennette şafi tecelli edecek mi? Hasta yok. Hastalık yok ki. Yok. Ama yeniden tecelli ettiğinde hastalık. Ne abi ne Yasin? Azami derece tecelli ettiğinde. Bu Yasin teknik böyle, tamam mı? Bak vücut mertebelerini de saydı. Ve bunu da sayıyor. Maşallah hakikaten ilginç ve kısa bir zamanda. Maşallah. Ama o kadar faturayı ödeyerek geldi buraya. İdamı da nazar alır, bana da değil. Böyle bir aferin, tebrik ettiğim için söylüyorum. Şafi tecelli ediyor mu cennette? Evet. Hastalık yok kesin. Hayır. Azami tecelli ettiği için hastalık olmuyor. Peki rezal tecelli edecek mi? Açlık yok ki cennette tecelli. Hayır, azami tecelli ettiği için açlık yok. Cemal niye var cennette? Celal azami derecede bir şey yaptığı için. Dengeli olması için. Evet. Zemin o. Peki vücut nerede? Adem'de. Adem'in mekanı var. Hayır. O zaman cehennemde de tam tersi. Evet. Ustad ne diyor? Celal içinde cemali, cemal içinde celali gör diyor. Evet. Mesela Hatem-i Tahi cehennemde cemali şey yapacak. Evet. Bu şey yapacak. Bir şey de amcası da öyle. Evet. Tamam. Yani çok tuhaf. Cennette bir ünsiyet etti mi cemal oluyor. Cemal oluyor. Ha? Mesela şöyle. Biber acı değil mi? Acı. Niye yiyoruz? Lezzetli olduğu için. Tatlı olduğu için. Acı da tatlı mı? Evet. Cemal'e koymuş. Bak biberin içinde tat var. Acı ama. Şimdi bu buraya tecelli ettiği zaman kemal. Kemal çıkıyor. Çarpış fazla uçağa geçiyor. Ne diyor? Cemal elhamdülillah diyor. Bu vücut alemleri elhamdülillah diyor. Celal Adem alemleri subhanallah diyor. Kemal ise Allahu Ekber insan alemi. Tamam. Allah. Çünkü niye için rahimde kemal var? Allah herkese vücut noktasında geneldir. Rahman ise kafir mümine bakmadan vücudunu ve hak hayatını verendir. Rahim ise kendisine iman edenlere iman ettiği şeyle besleyendir. Mesela biz iman ettik. İman etmenin ahirette bir ne kârım olacak ki? Ahirete iman et. Ahirette buna geçmez artık. Çünkü ahirettesin, daha ne iman olur? İman gaybadır. Orada şu. Ahirete iman etmek burada işe yarıyor. Peki ahirete iman etmek ahirette mi işe yarayacak? Hayır. En çok burada yarıyor. Nedir o? Ahirete iman etmeyle biz ahiretin nuruyla besleniyoruz. Mesela olayları yorumluyoruz. Hastalıkları, kanseri, ölümü. Ahirete göre yorumluyoruz ve tesiri bulur kurtarıyoruz.
Mesela diyor burada Bismillah dersin, orada yersin diyor. Ha, evet, aynı gibi. Hı. Mesela Allah ile besleniyoruz, aklımızı, ruhumuzu nurlandırıyor. Allah'a iman etmeyi ahirette mi yarayacak? Esas burada yarıyor. Allah'a iman etmeyle aklımız, kalbimiz ihya ve inşa oluyor. Yani iman edenlerin iman ettiği şeyle beslenendir insan. Tamam mı? E şimdi rahim der, kafir de yok. İman edenler de var. İman ederse var. Onun da imanı var. Ama rahim nedir o? Küfre iman ediyor. O da oradan besleniyor. Beslendi şey. Şimdi bunu da yaptıktan sonra tevhide giriyor. Şimdi varlık nereden çıktı diye göstermek istedim. Abdülkadir. Yıldıray volkan mıydı? Tamam. Şimdi Allah Halik iken mahluk nasıl çıktı? Fizikçiler olarak, elektrikçi olarak, fizikçi olarak bunları bilmeniz lazım ki. Mesela iki tane atomun, atomdur yani, endüvide, bobinde ama hiç alakası olmayan elektrik çıktı. Elektrik nedir? Her şeydir. Klimada, buzdolabında soğuktur. Elektrik ocağında sıcaktır. Tamam mı? Bütünseldir. Bütünsel. Peki her şeydir. Ama nereden çıktı? Hiç ummadığı yerden. İnsan da böyle. Böyle çıktı. Esbab bahanedir diyor. Evet. Yarattı. Şimdi bu altyapı yaptıktan sonra abi demin bahsettiğin yani cennette o celal cemalin en üst şeyleri olacak. Neden? Çünkü zıtlıklar yok. Yok. O yüzden değil mi? Evet. Çünkü mesela Allah'ın kudreti ilmi niye sonsuzluk? Çünkü kudretine acizlik girmemiş. Acizlik girmeyince kudreti meratibi yoktur. Allah'ın ilmi niye nihayetsizdir? İlmine cehalet girmemiş, müdahale etmeyince meratip yoktur. Cennette niçin her şey sonsuzdur? Çünkü zıttı yoktur. Nerede ifade edilmiştir? O cemal ülkesi celal zemininde. Çünkü celalsız cemal, cemalsız cemal ne ötekisi lezzet verir, ne ötekisi elem verir. Celal zemininde cemal gözükecek. Biberdeki lezzet gibi. Cemal zemininde celal gözükecek cehennem gibi. Geçen bahsetmiştin ya abi. Okyanus dedim. Üste acayip dalgalar var. Celal ismi dedin. Altta cemal var. Cemal var dedin. Aynı yer. Acayip bir şey ya. Okyanuslar kıyamet kopuyor, yutuyor gemileri. Darmadağın ediyor. Tüsinamı şehirleri yakıp yıkıyor. Karlaların içeride gayet süt liman. Aynı yer. Sureta celal, batinen cemal. Bazen dibi celal, üstü cemal. Bazen insan da öyle değil mi? Evet. Bazen bir celal tecellisine mazhar oluyorsun. Of, pof, kainata sığmıyorsun. Tam kainata, yani bir atom acayip oluyor sana. Yani bazen bir şey oluyor ki kainata sığmıyorsun. Bazen bir şey oluyor, atom sana mezar oluyor. Kainata sığmayan fıtratı atom. Yani celal ve cemali fark etmeyen insan kemal bulamaz. Bana niye böyle oluyor? Bana da kaptı bugün. Nasıl kaptı farkında değilsiniz. İkinden sonra niye ayrıldım sizden tespihatta? Bir alem geçişleri oldu ki fırtına bilsen yani. Kur'an'ın mucize terbiyesiymiş abi bu. Evet, Kur'an'ın mucizane terbiyesi. Bu edna bir kederle küçük gam ile başı dönüp serserleşen... Bak şimdi, bak şimdi şu cümleye bak. Okur musun bir de bak cümleye bak. Şu cümleye bak. Baştan mı okuyayım abi? Tam oradan oku. İşte Kur'an'ın mucizel beyanın mucizane terbiyesine bak ki nasıl edna bir kederle... Bir dakika. Edna bir kederle. Mesela havan çok iyiydi gafur. Ya başka böyle bir yerden bir telefon geldi. Bir zan geldi. Bir düşünce. Zan yani. Düşünceler zandır. Edna bir keder. Dur İsmail'im orada. Evet. Dur. Oynatma orayı. Gam geldi. Bir tane gamlandığım bir haberle. Ve küçük bir gam ile. Küçük bir gam ile. Nikâsı da var. Başı dönüp sersemleşen. Başı dönüp ser... Senleşen. Sem. Ser, ser, i. Yani mesela böyle bakıyorum. Döneyim, döneyim, döneyim. Hayır, dön, 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 dön. Ser, ser, i. Her şey birbirine girer.
Bak ne oluyormuş abi? Bir tane daha var. Küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan, burası çok güzel, terbiye-i Kur'aniye ile ne kadar teali ediyor. Ya böyleyken, bu kadar miskin bir şeyken, Kur'an'a muhatap oldu mu, Cebrail arkada bırak. Ondan sonra reddediyor. Sonra hoca dünya mevcudatını bir dine tesbih olmakta az görüyor. Az görüyor. Çünkü bana seni gerek seni dettiriyor. Allah ne kadar lezzetli bir şeymiş ya. Ne hoş ya. Hiç aşık oldunuz mu? Allah ondan daha lezzetli. Allah aşık oldun mu? Diyorlar yani. Çok lezzetliymiş. Aşık olduğunuzu, aşık olup da hayatınızı devam ettiresiniz diye şekerleme vermiş. O işi yaptırmak için. Nesli devam ettirmek için, hayatın devam edip Allah çocukları susun alamasın diye şeker vermesi nevinden onu sana veren Allah kendisi ne kadar lezzetlidir. Onu takmaya başladığımı seni meczup eder delidir. Ondan sonra konuşturur. Ondan sonra konuşturur. Sen Abdülkadir, sen Gelami'nin talebesiydin. Bana yukarıda meczupluğumu verme. Ne dedi biliyor musun bana? Allah, Allah'a yalan konuşulmaz. Tabi estağfurullah. Kalbime, sizi aldatırım Allah'ı aldatamam. Kalbime geleni, yukarıda soyunuyordum, gelecektim ya. Benim bir misafirim geldi, ilgilen onunla. Ama Geylani dedi sana, benim bir misafirim dedi sana. İnan kalbime geleni söylüyorum. Bugün Eyüp mezarlığı, Cuma'yı kıldık, Zübeyir abinin mezarına gittim. Zübeyir abinin mezarına gittim. Siz söyleyin eksikliğimi. Bütün abiler var. Tahir Mutlu abi, benim hocam ve abim, Rüştü abi, Sungur abi, Taceddin Durmuş hocam, hepsi, ben ondan ders almıştım mesela. Hepsi oradaydı. Sırf Zübeyir abinin mezarı bana dedi. Dedi ki, Yasin okuyorduk tamam mı? Sana öyle dedi ha. Benim benden bir misafir geldi, ilgilen onunla. İnan. Kalbime geleni söylüyor. Vallahi yaptım şuydu odada. Başım gözüm üstüne üstad. Çünkü ben onu bir görmüştüm aşırı meydanında. Zübeyir abi bana dedi ki mezarda, istersen meczupluk de. Ben bunu, beni zaten aşağılıyor bu söyleyeceğim şey. Beni yüceltmeyecek şimdi. Bana dedi ki Zübeyir abi, Yasin okuyoruz. Bak burası için yaşa. Türbin yaşama. Türbin demedi tobe. Vitrin yaşama. Ora insanlar için yaşama. Burası için yaşa. Anlamadım dedim. Desinler için, takdir tenkitler için yaşama. Burası için yaşa. Dedi. Bu beni yüceltmiyor bu. Beni ikaz ediyor. Ben fakrımla arzunuyorum. Beni yüceltmiyor. Burası için yaşa. Yaşama diyor. Vitrin dedi. Türbünü ben söyledim. Vitrin yaşama. İnsanların takdirini, tenkidini nazara alıp yapma iş. Burayı yaşa. Dedi. Ben şöyle yaptım. Baş üstüne abi. Yukarıda mesela çıktım. Diyeceğim kalbim öyle geldi ya. Anladın mı? Elhamdülillah. Onlar haydır hay. Marifi kerri, hayat-ı harrani, Abdülkadir-i Geylani, Memat'tan sonra vefat, hayattaymış gibi icraatları var. Ama bir usulü din var, kural var. Her asrın bir vazifedarı var. Onu alır, yetiştirir, o mücedid, komplesini gelecek mücedide teslim eder. Musa alır Müslümanları, İsa'ya teslim eder. Benden eyvallah, benim işim bitti. Musa, İsa alır, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim eder. Mücidditler böyledir. Alırlar, evirip devirirler. Mesela İmam-ı Gazali'den İmam-ı Rabbani Hazretleri alır ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin asrı farklı olduğu için Gazali'nin cemaatini, talebelerini İmam-ı Rabbani Hazretleri kendi asrına monta eder, adapte eder. Entegre eder yani uydurukçasıyla.
Yani o bilgilerini asra şey yapar. Mesela Gazali fen ve felsefe karşı Allah'ın çektiği kılıçtır. İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah'ın bidatlara karşı çektiği kılıçtır. Mevlana Ali Bağdadi Allah'ın şeyden İmam-ı Rabbani'den sonra ustadan önce Allah'ın kalp körlüğü, kalp ölümüne karşı çektiği tasavvuf kılıcıdır. Ustad Bediüzzaman Hazretleri Allah'ın imansızlık asrına çektiği iman kılıcıdır. Zülfikardır. Her asrı. Şimdi elhamdülillah yalnız değiliz. Şükürler olsun. Keyif veriyor bana. Bana da heyecan veriyor. Ha? Şimdi sevgili kardeşim 171. O kadar ayak olmuşuz ki 271'e bakıyorum. Elhamdülillah. Ölüm insan ne kadar seviyor musun? Herkes orada ya. Burada kaç kişi var? Ulan git ya. Neredesin? Ha. Sen bir sanat yap. Sen bir sanat yap. Fakat arkasında fail insan olduğunu görünmesin. Bir kalem yap ama ustası gözükmeyecek şekilde yap. Yani ustadı inkar edilebilecek şekilde yap. Kendi kendine olmuş ihtimali bulunsun. Mümkün değil. İnsanın sanatıyla Allah'ın sanatında böyle temelde bir fark var. İnsanın sanatında arkasında insan gözükür. Mesnevi'den aldım. İster istemez. Bunu mutlaka ya kimin ya falan benim bu marka işte. Bir şey ya. Bunu hiç kimse çıkıp da kendi kendine oldu diyemez. Mümkün değil. Ama bunun için der. Böyle için der. Bunun arkasına direkt Allah gözükmüyor. Bu da bize hürriyeti mutlaka vermiş. Küfrü bile yol açılabiliyor. Kendi kendine denebilir şöyle ama buna denilemez. Çünkü tamamen klişeleşmiş zoraki bir şey yapsaydı insanın teklif için ne vermiş? Kabiliyet ve ihtiyar. Kemal için istidat. Bak kemal için işaretleyeceğiz da. Kemal için ne vermiş? İstidat vermiş. Teklif için ne vermiş? Kabiliyet ve ihtiyar vermiş. Yoksa insanı dayatmacı olurdu. Bunda mecbursun bir yer kimindir demeye. Ama bunu hemen arkasında Allah gözükmüyor. Ancak kemalat veya belirli bir mesafe aldıktan sonra eğer eşyanın arkasında direkt Allah gözükseyse dünyada hiçbir yerde fetret ehli olmazdı. Orada da dağlar, denizler var. Fetret olur muydu? Değil mi? Denize sen de bakıyorsun, ben de bakıyorum. Allah'a tefekkür ediyorum. Ben Allah'ı anlıyorum. Sibirya'daki, kutuplardaki, pigmelerdeki denize, dağlara, elmaya, armuta bakıyor. Arıya bakıyor, elmaya bakıyor. Allah'ı görmüyor. Tamam. Ama bir kalem gelse dereden, Afrika pigmelerinden bahsediyorum. Dere kalem akıtsa, ona derler, bu nereden geldi? Yukarıda şehir var der. Buna der, ama elma daldan geliyor, bunun arkasında bir zat var diyemez. Ha? Şimdi birinci cümlemiz buydu. Allah'ın eşyaya koyduğu en büyük harikalardan bir tanesi, insanın dimağını bloke etmemesidir. Zorunu çarla çar, Allah olmasın. Ben şeyi merak ediyordum. Tepeme gel. Tepeme cehennem tehdidi var. Tamam? Tepeme cennet arzusu var. Bunu koy. Allah ben eskiden ben hep düşünürdüm. Yani terhip ve terhip cehennem tehdidi ve cennet arzusuyla insanı niçin böyle şey yapıyor? Yol gibi. Yani teret duvarlar gibi. Yol, ifratı ortaya bulmak için. Yani insanın istidat ve kabiliyetlerini neşinlema bulması için cennet tehdidi ve cennet vaadi olması lazım. Başka yol kulup bulunamaz. Otomobilde ön lastiklerin muhakkak içe bakması gerekir.
doğru yolda gitmesi için. Yani normalde düz olsa aklımızda bizim düz gider. Ama rot ayarında içe dönük olması lazım. Hafiften ki doğru gitsin. Sağası yok. Sen evet. Siz de fizikçi olamayacak. Bu ben hep işaret hocası bunu anlatıyor. Terhip ve terhip ve terhip. Tehdit ve teşvik niçin getirilmiş insanın tepesine? Orada anlatıyor ama ben kısaca söyledim. İnsanın yapısında bir kemalat var. Kemalatı yapabilsin de istidat var. O istidatları kabiliyete dönüştürmek için bir insana ihtiyar vermiş. Tamam mı? İhtiyar bir de kabiliyet vermiş. Kemalat olsun diye. Tamam mı? Bu ancak iki tehdit unsuruyla mümkündür. Cehennem. Birisi ifrah, birisi tevhid mi oluyor? Gibi, evet. İki. İnsanın mutadid cihazları var. Her bir cihazın çalışması, ürünü ve arızası farklı olduğu gibi arızalanınca da acısı, elemi de farklı oluyor. Organ, insanı mesela göz, kulağı, sıfata, o organ azalanınca hissettiğimiz acı ise esmaya bakar. Akıl bir cihazdır diyor üstad. Akıl cihazdır. Felsefe ne diyor? Akla us diyor, öz diyor, töz diyor. Ne demektir bu bela? Akıl sondur diyor yani. İnsanın özü budur. Akıl bozulursa bir üst birim yok ki tamir edecek makama müracaat edesin. Bozuldu bitti. Bitti tam. Sana ümitsizlik veriyor. Meşhur bir alet olur. Meşhur bir alet olur. Psikoloji, ilaçlar, tıp da Avrupa menşeli olduğu için tıp anlayışı psikolojide bozuldu mu, akıl bozuldu mu onun üst birimi yok ki o üst birimiyle alt birim olan aklı tamir etsin. O yolu seçsin. Akıl son zannettiği için ilacı da aklı uyuşturma üzerine kurulmuş. Ölçeri yok hocam. O şeyi ölçer alete kan tadı yapıyorsun, tadı yapıyorsun. Bunu ölçen bir alet yok. Yani bakın niye ilaçlarda aklı devre dışı yapmak veriliyor? Bütün psikolojilerden leylim leylim oluyor adam. 7 sene 17 sene ilaç kullandı halde niçin düzelmiyor? En fazla ilaçta bir insan 3 tane 6 ile düzelir. Niçin? Çünkü aklı son mertebe kabul ettiğinden, üst birimini kabul etmediğinden neyle tamir edecek? Üst birim yok. Ama şeydeyse bizim şeyde dinimizde yani İslam'da dimaha daha alt birimlerden bahsetmiyoruz. Alttan yukarıya gidiyor. Bir, dimada tahayyül, tasavvur, taakkul, akıl burada. Abdülkadir. Şimdi bu bozuldu. Bu son kabul ettiği için felsefe bu son. Üst birim yok ki. Kardeşim benim gücüm yetmiyor. Ben pratisyenim. Uzmana git. Gücüm yetmedi. Doçente git. Doçent gücüm yetti. Profesöre git. Profesör de ahirete git diyor. Tamam. Yok artık. Şimdi akıl bozuldu. Verdiği ilaç aklı devre dışı yapacak. İslam'da ise aklı tamir etmek için üst birime gönderiyor. Nedir o? Tasdik. Yetmedi. İzan. İzan. Gücü yetmedi onun da. İltizam. İltizam. Yetmedi. İtikat. Aklı tamir etmek için. Peki bu dima. Dima kardeş bu. Toplumsal ifadeyle kafa. Gene senin aklın veya bu sistemin bir tanesi bozuk. Yetmiyorsa, tamire yetmiyorsa, kalbe in. Vicdan var. Vicdanın da 4 birimi var. Yetmedi. Latife-i insaniye var. Yetmedi. Kalp var. Gene tamir olmadın. Ruh var. Gene yetmedi. Ben var. Ceset yok burada. Ceset. Ceset nerede ya bu? Artık kavga. Ceset artık koyduk kenara. Ben var.
Gene yetmedi. Artık ahirete gitti. Ceset yok burada. Yani bu ders de sana ne getiriyor? Kuru bir ders değil. Ha böyle sorun olduğu zaman aklın bozuldu. Tamam bitti işin. Tıp da bitti. Akıl üstü sistem var. Onu devreye sokuyorsun. Bilmeden nasıl sokacaksın? Bilmediğin, tanımadığın bir aleti nasıl kullanacaksın, nasıl tamir edeceksin? Bugün size bir misal verdim. Arkadaşlar bugün uçakla gidiyoruz. Tanımadığınız bir memlekete, tanımadığınız bir insanla gideceğiz. Hediye götürün. Lan tanımadığın memleketin, tanımadığın insana ne götüreceksin ki memnun olsun? Sibirya'ya gidersen palto götür. Afrika'ya gidersen tişört götür. Şimdi tanımadığın bir memleket. Çocuk mudur o? Büyük adam mıdır? Kadın mıdır? Erkek midir? Hasta mıdır? Sıhhatli mıdır? Güçlü mudur? Zayıf midir? Sarı mı? Sarışın mıdır? Beyaz mıdır? He? Ne hediye alacaksın? Ondan sonra o insan neyle memnun olur ki hediye alacaksın? Ben sana ne diyorum? Tanımadığın bir memlekete, tanımadığın insanına bir hediye götür. İnsanı tanımıyorsun, tamir etmeye kalkıyorsun. Neyi tamir ediyorsun? Beni bir kaptı. Bu dersleri yapmak için. Bir kaptı ama nasıl kaptı? Nasıl köpek gibi, köpek değil ya, köpek rahmettir. O köpek gibi olan var ya ötekisi neydi? Sırtlan. Aşağılık gibi bir şey. Nasıl kapıyor? Hemen onları devreye soktum. Devreye soktum, seyrediyor. Kesinlikle izan-ı iltizamı soktum. Baktım allak bullak giriyor. Hop biraz sonra işi ele aldılar. Kısacası tıp, cini, şeytanı kabul etmediği için onların tahribatını bilmiyor. Ancak tıbbın şahit olduğu eylemdir. Hücre, doku, kas, sinirler, akıl bozulmuş. Fakat bozulanı tamir ediyor. Kim bozdu diye bilmediği için o hastalık devam eder. Eğer onu bozanı bulur da onu def ederse alet düzelir zaten. Şimdi devam ediyor. Hasan abi, bu elektrikli alete ruhla sinir diyebilir miyiz? Diyebilirsin tabii. Yani sinir ya. Doktorların tabelesinde ruh ve sinir hastalıkları diyordu. Şimdi o kaldırıldı. Psikiyatri var sadece. Eskiden hatırlarsın. Bizim zamanımızda. Şimdi yok mu hala? Yok. Ruh ve sinir hastalığı öyle bir şey yok yani. Öyle bir tabele. Zaten şey hastane. Hastahane yok. Hastane. Acayip bir şey olmuş da ya. Peki Allah Celle Celal sanat yapıyor. Tutuyor bu sanata. Allah bir sanat yapıyor. Ağaç. Sonra bu yaptığı sanat olan ağaca tutuyor. Başka bir sanat yaptırıyor. Elma yaptırıyor. Şuraya bak. Allah topraktan toprağı yapıyor. Toprağı ağaç yaptırıyor. Ağaca elma yaptırıyor. Elma da dili uyarıyor. Vücudu besliyor. Şu kullandığı yönteme bak. Ağaç yapıyor. Ağaca meyve yaptırıyor. Meyvede renk. Renkte şekil. Şekilde koku. Kokuda tat. Tatta senin iştahın var. Nasıl bindirilmiş birbirine? Şu. Topraktan ağaç yapıyor. Tamam bak. Yine bu topraktan ağaca meyve yaptırıyor. Yani ağacın da maddesi toprak, elmanın da maddesi toprak. Başka malzeme kullanmıyor. Bak topraktan ağaç yapıyor. Tekrar o topraktan ağaca elma yaptırıyor. Ağacı da topraktan yapıyor, elmayı da topraktan yapıyor. Şey dedim ya, Mehmet Oyunç mi biliyor? Bir ateistle karşı karşıya geldik. Dedim ki önümüzde mandalina koymuşlar, servis yapmışlar. Pazar ilçenin en zındık kot ateisti. Karşı karşıya şey yaptılar ama ne onun haberi vardı ne benim. Bizi öyle getirdiler bir araya. Gelin de burada kozunuzu paylaşın biz de seyredelim. Aynen ayarlamışlar. Ondan sonra neyse böyle konuşmak istiyorsanız bu tür şeylerde galip olmanın tek en büyük şartı şudur. Kesinlikle ateistlerin, inkarcıların en büyük özelliği baktı cevap veriyor. Seni soruda boğar. Kuş gibi daldan dala. Ha peki ama tamam. Tam cevap. Yo dur peki şu nasıl? Daldan dala. İlk önce şöyle diyeceksin. Kardeş sen konuşurken 10 dakika ben konuşmayacağım. Sorun varsa benim kağıt yazacaksın. Ben konuşunca girmeyeceksin. 10 dakika sen.
Ya oğlum istemeyecek bunu. Onların en büyük özelliği daldan dala. Peki ama, beyin ve vesvese de böyledir. Tam cevap yapıyorsun, tamam ama, tam ona cevap veriyorsun vesvese, ama tamam ama diye gidiyor. Seni orada boğuyor. Vesveseye de öyle diyeceksin, bir dakika. 3 dakika beni dinleyeceksin, bir daha soru getirmeyeceksin. Dedim ki 10 dakika sen konuşacaksın, 10 dakika ben konuşacağım. Sen konuşurken ben susacağım, ben konuşurken sen susacaksın. Aradaki sorular olursa kağıt var elimize yazacaksın. Kim kim? Yok. Millet dedi ki doğru söylüyor dedi ya. Kendine bu hakkı veriyor da sana da veriyor. Şimdi o ortamda en son şuna geldi. Baktı birkaç tane şeyden sonra. Dedim ki şu mandalina. Rengi gözüme göre. Yerken kokusu burnuma göre. Tadı dilime göre. Büyüklüğü çapı. Mandalina gibi, elma gibi değil, ufak dilim ağzıma göre, yenişi dişime göre, tadı dilime göre, vücudu çözünürlüğü mideme, asitime göre, gıdası vücuduma göre, bu mandalinayı yapan birinci yol, seni biliyordur, bu mandalinayı yapan kimisi bilmiyorum ama beni bilmiyor. Yani bu rengi boyayan mandalinaya benim gözümü biliyordur, gözümü bilmiyordur. Ne dese inanırsın. Bu dedi tesadüfen olmuştur. Ben de dedim ki affedersiniz ama kusura bakmayın. O misal verilmez ama dedim ki herkes bakıyor. Bir de öğretmen ya. Dedim ki şu pazarı o zaman Rize'de şey konuşuluyor. Şehrin lağımı denize akıtılıyordu o tarihte. Arıtma tesisleri yapılacak. Yapılıyordu. Bilmem şu bu. Arıtma tesisi. Dedim ki, bu şehrin dedim kanalizasyonu dedim, lavumu, her şey, tabi anlıyorsun değil mi? Mutfak lavumu, gideri, banyo gideri, tuvalet gideri çıktı. Aşağıdan o denize akarken deniz evirdi çevirdi, güneş vurdu, yağmur yağdı, kar yağdı, şunu yaptı. Oradan dedim bir vura vura sağa sola mandalina oldu, yer misin? O şeyde. Yani kendi kendine olan bir şey mandalina yer misin? Toprağa aynı gübreyi koyuyorsun yetmiyor. Suyla sulandırıyorsun bilmem neyi. Pisliği de. Ondan sonra güneşe koyuyorsun. O gübreden çıkanı yiyorsun. Şimdi dedim bu dedim o verse onu kimyasal bir reaktörden geçirmese sana uygun getirmese o lağımdan çıkandan mandalina olur mu? Tesadüfen de lağımdan çıktı. Tamam mı? Ondan sonra su dalgası vurdu. Güneşte vurdu. Evirdi çevirdi. Lağımda bir bakıyorsun ki lağımın aktörde mandalinalar dolu. Sen onu yer misin dedim ya. Kalktı gitti. Yani burada bir hesap yok mu? Burada bir kimya yok mu? Burada aşçılık yok mu? Burada seni bilmek yok mu? İşte onu anlatıyor. Ne canını çekiyor ya bir de. Acı bir şey. Şimdi kalbi çekmiyor mesela. Renkte şekil, koku koya oraya koyduk. Reddeden, kabul eden ruhtur. Hani bazılar şunu soruyor. Allah insan 60 seneyi ömür verdi. 20 sene, 30 seneyi ömür verdi. Adam küfürle veya imanla geçti. Niye sonsuz cehennem? 7 tane cevabı var yaşatacağız da. Bir tanesi şu. Kabul eden, Allah'a kabul eden ve Allah'ı reddeden ruhtur. Ruh da zaman ve mekanla kayıtlı olmadığından onun kabulü ve reddi ruh seviyesindedir. O ruh zamansız ve mekansız olduğundan kabulünün neticesi de sonsuzdur. Reddin neticesi de sonsuzdur. Bu birinci cevap. 2. Kabul edilen ve reddedilen Allah'tır. Kabul ediliyorsa Allah'ın, Allah neyse onun kıymeti kadar değer alıyorsun. Allah'a sonsuz olduğundan Allah neyse onu reddetmeyle onun zıttı kadar bedel ödeyeceksin. Allah neyse onun zıttı kadar zıttına gidiyoruz. Allah'ın zıttı neyse o olacaksın. 3 yolu var diyor ya. O yolun yolcularını çok evet. Şey yapıyor. Küfür mesela reddeden, kabul eden ruhtur. Ruhuyla ruhunu inkar edeni ben rastladım. Bir tane dedi ki hocam dedi, nasıl geldiyse hiç unutmuyorum Nizamettin diye birisi Tepecik'te. Ben de ruhuna inanmıyorum.
Dedim ya müsaade et bir dakika güleyim dedim ya. Çünkü inanmayan ruh, ruh inkar ediyor. Kendi kendini inkar edene. Çünkü karşısına çıkıyor diyor ki, ben yokum ha diyor. Ne dersiniz? Hebenekalar var ha böyle. Sultan Mehmet'in birisine rastlanmıştım 1985'te. Beni buradan götürdüler abi bir gelsene dedi ya. Gittik Nalbur'un bahçesine koymuşlar adamı. Hiçbir şey kabul etmiyor. Ne dedim bunlar dedim. Hayaldir dedi. Her şey hayaldir. Sen de ben hayal miyim hayal? Ona dedim öyle bir tane çat dedim. Bu da hayal. Hiçbir şey kabul etmiyor. Ona dedi ben bu kızdırayım dedim. Kendi benliğini kabul ettireyim. Tamam mı Yıldırım? Ulan ben varım desin. Demesi için vay ha ben varım sen. Ben kendisini kabul ederse beni de kabul edecek mecburum. Ulan dedim bunu bir kızdırayım. Kızdırınca kendi benliğini kabul etsin diye şöyle dedim. Eşek herif lan, hayvan herif lan, çakar mısın lan? Hakaret ettim. Niçin ettim? Desin ki bana ulan sen bunu kime söylüyorsun lan? Ha o zaman ben diyecek ha sen varsın. Sen varsa ben de var. Bunu dedim. Dedi ki bunlar böyle bir şey yok dedi. Bunlar hayal. Dedim Allah iyiliğini versin çekip gittim. Ne yapacağım? Kendisini inkar ettikten sonra Allah nasıl anlatacağım? Şimdi inkar eden ve iman eden ruhtur. Değeri ruha göredir. Reddedilen ve kabul eden Allah'tır. Onun kıymetine göredir. Yaşadığın, bak bu da çok önemli. Yaşadığın farkında olmayanın Allah'ın varlığında haberdar olması garip değil midir? Allah'a niçin haberdar değiller, reddediyorlar? Kimler bunlar? Yaşadığının farkında olmayanlar Allah'ın varlığını kabul edemezler. Çoğu insan yaşıyor ama yaşadığının farkında değil. Çoğu insan nefes alıyor, nefes aldığının farkında değil. Bak, yaşadığının farkında olmayanın Allah'ın varlığından haberdar olması garip olur. Evet, nefsini bilen Rabbini bilir. Allah Celle Celaluhu ruhtan, ruh manadan, Allah Celle Celaluhu ruhtan, ruh da manadan, mana hissiyattan ve duygular da duygulardan, mana hissiyattan ve duygulardan, hisler ve duygular fikirlerden, ilimlerden çıkıyor. Fikirler ve ilimler kelamdan çıkıyor. Kelam cesetten, bedenden daha zahir ve açık iken cehaletinden inkarına sebep olmuş. Bir daha. Allah ruhta gözüküyor. Ruh manada gözüküyor. Mana hissiyattan ve duygulardan çıkıyor. Hisler ve duygular fikirlerden, ilimlerden çıkıyor. Fikirler ve fikirler ve ilimler kelamdan çıkıyor. Dışarıya çıkıyor dikkat ederseniz. Kelam cesette bedenden daha zahir. Ağzından çıkıyor kelam. Bak benden çıkıyor kelam daha zahir açık iken cehaletinden inkarına sebep oluyor. Kimse kelamı görmüyor. İnkarına sebep oluyor. Mesela bak ağzımdan kelam çıktı mı? Peki bu kelamdan düşündürmüşse sizi o mana bende yoktur diyebilir misiniz? Yani benden çıkan bir kelam seni mana denizine sokarsa o kelamı ben sana gönderdim. O mana bende var. O mana bende varsa o mananın hisleri ve duygular, fikirleri, ilimleri bende var. O fikir ve ilimlerin de olduğu ruh var. Ruh varsa Allah da var. Peki yani Cenab-ı Allah'ın işte ölüden diriye, diriden ölüyü çıkarırım demesi. Peki ölüden de diri çıkabiliyor. Yani mesela hak olmayan bir şey hak da gözükebilir. Mesela Hz. İsa'nın ben ahlakı ahlaksızdan öğrendim. Evet. O nasıl oluyor? Şimdi mesela bunun gibi bu sistem bir çalışıyor. Şimdi ben ağzımda kelam çıktı. Mana seni acayip acayip düşünceye soktu. Bu kelamla benim ruhuma intikal etmen gerekirken cesedimi veriyorsun. Ateistler madde ve atomdan başka varlık kabul etmiyor ya. Ruhu kabul etmiyor. Şu manayı benden çıktığına göre ne diyor? Et ve kemikten çıktı diyor. Bak Hüseyin dedi o batıl da o. Orada bitmiş yani. Yani kelamın kaynağı beden zannetmiş. Yani insanı et ve kemik zannetmiş. Odun.
Odun gözüküyor ama duman ve nur ateş var. Tam tersi mümkün mü? Tam tersi de mümkün yani. Tabii ki mümkün. Mesela iman olan iman denmesi için küfür lazım. Küfür yoksa iman yok ki. Farz olması için farz haram olması lazım bir şey. Şimdi eğer hudus varsa hadis de vardır diyor üstad. Aynen. Şimdi ben size esbab lüzumlu bir perdedir. Onu yapıyorum. Bunu şey yaptınızsa çektiğinse bir çek. Ondan sonra ben sileceğim. Bir şey resim yapacaksın Ersan. Aynen. Tamam çektiğini de siliyorum İsmail. Tamam ben izleyeceğim. Şimdi üstünü çıkıyorum çünkü bunu da çiziyor bitiyor dersimiz. Esbab lüzumlu bir perdedir. Tamam abi. Bak. Mehmet yukarıdan silgiyi getirir misin abi? Şurada da var. Bir tane var. Aşağıda var. Haber. Silah. Doktor Hüseyin. Bak şimdi. Mehmet onu getirir misin? Şey. Çabuk. Ağabey gidecek. Başlayayım. Orada orada. Heh. Tamam abi, sildi. Bak şimdi. Güzel bir yer. Ondan sonra kesiyorum. Esbab lüzumlu bir perdedir. Lüzumlu. Yani Allah bu mevcudatı sebepleri yaratmış. Niye diye kendisine insan kendisi inşa olması lazım. İzzet İzzet azamet. O şu anlardakini kim söyleyecek? İzzet azamet. İster ki El izaru. Şu anlar kaçtı sayfa? 100 4. El-İzzaru azamet-i kibreyli dağ. Yani izzet ve azamet benim üzerimde lüzumlu bir örtü, perdedir diyor. İhram kaç parçadır? İki. İzar ve rida. Aynı ismi kullanıyor. El-azametu izari ve kibreyi ridai. Tamam. Aynı şey. Şuaların 104'ünü de şerh ediyor. Tamam mı? Mesela izzet ve azamet. Orada şey yaparsanız oturtur bu. Bu oraya oturduğu zaman hemen orayı da çözersin. Şimdi karışmasın diye izzet ridayı yazmıyor. Şunu alayım. Diyor ki tevhid diyor. Tevhid. Bu cela. Cela. Bunun da iki tane şeyi var. Ne diyor? Saltanatı. Şöyle yapsak daha kolay olur. Bu da nedir? Zatı.
gösteriyor. Bu sıfatları gösteriyor. Bak, azam, izzet bunları gösteriyor. Ne kadar Risale'deki şeylerimiz ise çözüm olacaksa. İzzet, tevhidi, tevhid neyi gösteriyor? Teslim, teslimiyet, saltanat ve zatı gösterir. Azamet, celal tarafı, hani tevhid tarafı değil, celal tarafı sıfatları gösteriyor. Esbab da sebepler de bunun arasında değil mi abi? Böyle diyebilir miyiz bir aynı zamanda? Bak şimdi çıkacak abim o. Zatını ve işini kapatan, yani ben verdim manası, zatını ve Allah'ın yaptığı işini kapatan, örten, kapatan, örten, zatını ve saltanatını örten neymiş? İzzet, üst örtü. Bak, üst örtüsü. Hat da olabilir daha. Bu böyle geçiyor. İzzet ve azamet işte. Azamet. İzzet ve azamet işte. Çok güzel. Yani kardeşim, bu silsileleri gördüğünüz zaman bunu şey yaparsınız. Kolaylaşır. İzzet ve azamet zaten. El azameti izari ve kibre lidai. Öyle geçiyor değil mi? Evet. El azameti izari, doğru mu? Evet. Ve kibre lidai. Azamet, azameti izari. İzar diyor değil mi? Evet, evet. O zaman izar diyebiliriz. İzar şöyle rida, haca gidenler yapsın. İzar. İzar ne demekti? Bu rida üst örtü. İhramın üst örtüsü. Yani kullanırsın. Niçin insan çıplak? Bak. Şimdi açıkacak. Nerede? Gösteren açanmış. Burası da. Burası da. Bunun tersi. Gösteren, gösteren, açan. Ondan sonra... şunun da ne yaptık? Gösteren, açan alt örtü. Alt örtüsü. Peki, şimdi bak şey seyredin. Şimdi çok önemli. Lozumlu bir perdeymiş bu. Sarıda geçen lozumlu perde bu. Buymuş. Şöyle alayım. Lozumlu perde gördün mü abim? Niçin? Üst örtü, tevhid ve saltanat bunu istiyor. O ise açmayı istiyor. Bir tanesi celal, tamam, bir tanesi cemal. Tamam, böyle şey yapıyor. İnsanın üzerinde cennet ve cehennem gibi iki tehdit, insanın fıtratındaki o örtüler kalkması içindir. Bir sürü battaniyeler var. Birbirinin üzerine bindirilmiş. Mesela elma düşün. Düşündünüz mü abi? Şekil var mı? Var. Var. Renk var mı? Var. Koku var mı? Tat var mı? Var. Kimyasal yapı var mı? Hepsi aynı yerde birbirini kapatmamış. Renk kokuyu kapatmış. İnsan da böyle bak şimdi. Renk, koku, tat, özellik, kimyasal. Bir sürü özellikler var ama kapatmamış. Usta şey diyor.
gül goncası gibi diyor. Bir kılıf bir kılıftan, bir kılıf bir kılıftan birbirinin üzerine bindirilmiş. 18 bin alim böyle. İnsan da bu esbab iki yönlüdür. Esbabı yarattı ki izzetime ve azametime perde olsun. Yani alt örtü azametimi göstersin, üst örtü izzetimi göstersin. Üst örtü saltanat ve şeyimi gösteriyor, zatımı, saltanatını. Ama bu açık olmaz. Çünkü eşya bunu gösteremez. Yani niçin lüzumlu perdedir? Çünkü Allah Halik'tir. Eşya mahluktur. Bir tamam yer gösteremez mi Halik'i? Ama tanımlar ve işaret eder. Peki insan ne yapacak? O yöntemi kullanarak onun arkasına geçecek. Eşyanın arkasına geçecek. Bu yöntemi kullanacak. Eşya niçin lüzumlu perdedir? Bunun için. Abi gömlek ve kaftan diyor o şeyin mealinde galiba. Yani fatlı değil de iç içe gibi. Yani gömleği örtüyor kaftan. Evet. Yani gömlek, atlet gibi. Yani çok sorulduğu için. Kainat niçin böyle perdeli yaratılmış? Çünkü izzet ve azamet böyle istiyor. Zat, bu kainatta Allah zatıyla yoktur. İlmi, iradesi, kudretiyle vardır, sıfatlarıyla. Sıfatlarıyla vardır. Ama zatı bir yerde var. Nerede? İnsanda. İnsanda. Kalpte mi? İnsanda. Kalpte evet. Derken yani ruhta. Kalpte daha arkada, ruhta da olmaz. Ruhta mahluk. Bak şimdi, ben sığmadım. Ben mümin kulumun kalbine sığdım. Sığdım o şey bak şimdi. Şöyle diyeyim. Kainata sığmadım. Evet. Niçin mahluktur kainat? İnsanın mahlukiyetine sığmaz demektir. Hı. Nereye kadar mahluksa. Kainata sığmadım deyince mahluktur. İnsan mahlukiyetine zat olmaz. Ha, insan da sığdım dediğine göre, kainata sığmadım dediğine göre, insanda bir yapı var ki, mekansız mekan. Çünkü kainat mekandır ve mahluktur. O zaman insana sığmışsa, insana bir özellik var ki, mahluk tarafı yok. Mahluk değil. Ama vacip de değil. Berza, o enedir. İşte sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım dediği yer enedir. Çünkü her şey, bak, mahlukiyeti bitireceğim. Gömlek, benim gömleğim, ben değilim. Gir içeri, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim his ve şuurum, Risale'dekini söylüyorum şimdi. Vücudum, gir içeri, benim his ve şuurum, gir içeri, benim aklım, benim ruhum. Benim ruhum demek, benim gömleğim demek gibi. Sahip çıkılan, sahip çıkan benim. Tamam mı? Ama eleye, elemene olmaz. Benim ruhum diyen eledir ama kendi kendine diyemez. Elemene. Ben ben. Ben bense ikinci benle birinci benle ayrıdır. Ama benim ruhum derken ruhla ben ayrıdır. Daha geri gidemiyorsun. O sensin işte. Peki ne? Kimim ben? Daha üstünden kaldırılamayacak şeyim. Kaldır kendini aradan, zahir olsun yaradan. Gömleği kaldır. Hala ben var. Atleti kaldır. Vücudu kaldır. Hissi şuuru kaldır. Aklı kaldır var. Ruhu kaldır var. Ele. Daha ineden bir şey kaldıramazsın. Kaldırılamayan şeysin. Artık kaldır. Niye? Zıt mıt yok artık orada. Aslında, varlık yok. Hasan Feyzi abinin ama bir şiiri var ya, çok veciz ifade ediyor. Ne diyor? Ben diye ben diye yazdımsa da yine sensin ol. Ben hiçlikten ne çıkar? Bendeki benlik yine senden. Bendeki benlik yine senden. Ben diye yazdımsa da sensin ol. Hem ben yine ol sen. Hem hiçten ne çıkar? Bana benlik yine senden. Birinci nasıldı bir ben. Ben diye yazdımsa da ben yine ol sen. Hem öyle yanlış mı oldu? Yanlış oldu. Öyle mi? Evet. Ben diye yazdımsa da yine sensin ol ben. Evet, işte ben derken ben sensin. Hiçlikte ne çıkar bendeki benlik yine sende. Çünkü insan nedir diye dediği zaman ben
daha kaldırılamayacak bir şeyin kalmadığı şey o bendir. Bir daha eneyi tanımlıyorum kendimce. Daha kaldır kendini aradan. Zahir olsun yaradan. Benim gömleğimi çıkart at. Atleti çıkar at. Vücuda at. His şuuru at. Akla at. Ruha at. Atılmayacak bir şey kaldıysa, atılacakla atılan eşit olursa aynıdır. O sensin. Kim kim artık atılacak bir şeyin yok. Diğerleri sana hep giydirilmiş. Bunu fark ettik. Fikredeceğiz. Eğer bunu hissedersek var ya, işte kral benim o. Artık ne ölüm, ne hastalık, ne kadın, ne erkek, ne iman, ne küfür. Hiçbir şey kalmadı. Ne cennet, ne cehennem. Abi Allah esbapsız görüşmek istediği zaman ölüyorsun. Tehlike azamet. Güzelsiniz değil mi? Yok siz zaten sizin tespitiniz güzel, o yüzden güzel. ama güzel. Ölmeden ölmeyi başaranlar, Hasan abi, esbapsız tabii. Önce izzetine sonra azametine mi? İltica çeker. İlk önce... Yani izzet azameti kaplıyor mu abi? Kapatıyor örtüden, mu? Örtüden, ilk önce izzetiyle. İlk önce izzetiyle. Örtüden. Bak Allah cennette perdesiz tecelli ediyor. Olmuyor işte. Adem onun için getirdi. Allah'la görüşmek perdeli dünya. Perdesiz orada. Ama Allah olduğunu bilmeyecektik. Çünkü ben tanımıyorum ki. Ben kendimi tanımadıkça benimle tanımlanacak şeyi nasıl tanıyacağım? İnsan cennette kendisini tanıyamazdı. Kuyruğuna basan yok. Açlık yok. Çocuk yok. Yok ya, yok işte. Ne kadar acayip olurdu ya. Çocukluk yok. Açlık yok. Hastalık yok. Büyüme yok. Yok ya, hiçbir şey yok. Hakikaten şimdiki kafamla düşünüyorum. Tövbe yani, affınıza sığınırım, kusura bakma, ya Rabbi affet, kusura bakma. Yani cehennem gibi gelir bana ya. Yani şu tattıktan sonra bu dünyayı. Çocukluk yok. Düşme kalkma yok. Hastalık yok. Ne bileyim, yok bir şey. Cennete var oldu. Şu bardak biliyor mu? Bardak olduğunu. Bardak olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Kendini bilmese kalem olduğunu nasıl bilecek bunu? Bardak olduğunu bilmese kalem olduğunu bilemeyecek. Böyle bir şey olacaktık ya. Ne kadar eksik olacaktık ya. Ne kadar eksik olacaktık. Sonsuz eksik olacaktık. Allah da öyle sevk edilemezdi ki. Yedin içtin. Bu mu ya cennet? Yediğini de bilmezsin ki. Ne düşünürsen düşün. Buraya gelmek lazım. Bilin buranın kıymetini ya. Bu dünyanın kıymetini bilin ya. Bir nefes al git ya. Buranın kıymeti acayip bir şey. Cenneti vallahi tanımlayan ya. Ya ben anlattım ya. Bardak olduğunu bilmeyince, bardak kalemin kalem olduğunu nasıl bilecek? İnsan ol, gel içeri. İnsan olduğunu bilmiyor. İnsan olduğunu bilmiyor cennette, insan olduğunu bilmiyor. Gerisi ne olur ki? Burası o kadar lazım ki, bunu şuur etme nispetinde nefesin bile, kelamın bile, davranışın bile, tenkidin, taassubun bile hepsi kaliteye dönüşür. Kaliteli yaparsın. Tenkidin de kaliteli. Düşmanın bile kaliteli olur. Unutmayın. Kaliteli adamın düşmanı da kalitelidir. Kalitesiz adamın dostu da kalitesizdir. Onun için Allah herkesin dostu olmaz. Allah kalitelidir. Kaliteli adamın dostu olur. Kafirin Allah dostu olmaz. Çünkü kalitesizdir. Markasızdır. Burası çok önemli ya. Ya acayipime gidiyor. Başım dönüyor bunu düşündükçe. Dünya ne acayip bir yermiş ya. Dikkat eder misiniz? Dünyadan cenneti götürmedi Allah bizi ilk. Bizi oralardan buraya getirdi. Sonra buradan orayı gösterecek. Gösteriyor. Kıymetleniyor işte. Anladın mı abim? Evet. İlk önce oradan, orayı tanımlamak için buraya ihtiyaç var, gel dedi. Dedi ki orada adeta fıtrat, ya Rabbi cennet, arş, kürs, lef-i mahfuz, sen de. Buralar ne, nedir? O zaman Allah dedi ki burayı anlamak mı istiyorsun? Gel buraya. Attı böyle bu dünyaya. Aa,
kıyas, istidat, kabiliyetler, gitmeler, gelmeler, vurmalar, kadın erkekmiş, paramış, zenginmiş, ne bileyim iman küfürmüş, yaptın yapmadın, karanlık aydınlıkmış, öyle bir şey yok ki. Gittik oraya. Aa, vay be. Burası burasıymış ya. Orası da burasıymış. Burası da orasıymış. Tamam. Çok acayip. Yoksa bana nasıl kalacak? İnsanı, tabii insana özgüven veriyor. Bu şey, bu dersleri dinledikçe vay be neredeymişiz ya. İyi ki buradaymışız. O zaman artık, yok şöyle dedim, böyle gittin. Öyle oldu. Yani dünya hadisi üzüleceğiz ama kalbe koymayız. Bunu dinledikten sonra ne kadın kalbe girer, ne para girer, kadınsa ne erkek girer. Artık insan nedir? Kaldıramayacağın şeysin. Daha veciz cümle kim kurarsa o daha güzel olur. Kaldır. Kimden çıkar kendini aradan, zahir olsun yaradan. Ben arafe nefse fe kadar arafe rabbim. Kaldır gömleği. Atleti de kaldır. Bedeni kaldır. Hayatı kaldır. Şuur vesi kaldır. Aklı kaldır. Benim üzerimden kaldırıyor. Battaniye bunlar. Ruh kaldır. Kaldırılamayacak şeysin. Çünkü kaldıranla kaldırılan aynı oluyor. Zıtlar yok. İnsanlık da gidiyor. İnsan, insan değil. İnsan değil ki abi. Yani o da abi. İnsan, en o insan değil ki. Peki aynı mıyız abi? He? Aynı mıyız? O cevher itibariyle aynıyız. Mahiyet insaniye birdir. Hatta sen değilsin. Ben size bakarken kendimi seyrediyorum. Evet, Allah Resulü diyor ki Müslüman Müslüman kişi kişinin aynasıdır, kendini seyreder. Hatta mahiyet insaniye birdir. Bir tane insan vardır Peygamber Hazretleri'nin, biz onun temsilatıyız. Bir tane kökteki çekirdek var. Ağaçtaki bir sürü çekirdekler kökteki çekirdeğin temsilatlarıdır. Bir tane insan var, bir tane imam var, İmam-ı Muhammed'dir. Bir tane insan var, Nur-u Muhammed'i, bir tane Nur-u Muhammed'i var. Biz onun şeceri hılkat denilen ağacın her birisinin meyvesindeki meyveyi çekirdek bir tek. Bizdeki çekirdek o. Abi o zaman namaz da beş vakit değil yani salat bir tane. Aslında. Salat bir tane. Namaz beş tane. Tasavvufta can birdir diyorlar ya. Ne diyorlar? Can birdir. Can birdir. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. Ersan uyumuş olmuş. Düşünce de vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. El-Fatiha temassalâvâ.